Tüm fırınımızı yaktık. Keşkeklerimizi koyduk. Şimdilik de açmak üzereyiz fırınımızı. Hayırlısına keşkeklerimizi misafirlerimize ikram edeceğiz. Oo, hala sıcak vallahi var ya. Bize de nasip oldu. Karabük Valiliği'nin koordinesine düzenlenen Lezzet Şenlikleri'nin ikinci günde durağı Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy köyü oldu. Vali Vekili Muhittin Gürel, Vali Fırat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Safranbolu Kaymakamı Şaban Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kurum müdürleri, vatandaşların katıldığı etkinlikte Yazıköy keşkeği fırından çıkartıldı. Hafize Aşık Osmanoğlu protokol üyelerine keşkeğin yapımı ve tarihi hakkında bilgi verdi. Az bir şey çekersen kameranın şeflerimizi yakalayalım. Oo maşallah maşallah. Önüne kapatsak soğumasın. Tamam. Bir şey. Bir dakika hemen ayarlayalım. Hafize teyze bir sağ olasınız. Çok mersin. Tamam alacağız. Geldim bir tane daha var mı? Tamam Hafize anneciğim. Programda konuşan Kaymakam Yazıcı, kadim lezzetlerden olan keşkeğin geleceğe aktarılmaya devam edeceğini söyledi. Kadim coğrafyamız, kıymetli analarımızın ve ablalarımızın ellerinde büyük lezzetler yükselterek bugünlere getirdi. Ve bugün kadim coğrafyamızın bir parçası olan Safranbolu'muzda yöremizin leziz yemeklerini siz saygıdeğer konuklarımızın, misafirlerimizin beğenilerine sunuyoruz. Az önce bu tarihi eşsiz güzelliklerle bezenmiş köyümüzde keşkeğimizi fırından çıkardık. Bu kadim lezzet az önce de ifade ettiğimiz gibi bu kıymetli analarımızın, ablalarımızın ellerinde geleceğe doğru ilerleyecektir. Bizim devlet kurumları olarak en büyük sorumluluklarımızdan birisi bu mirası da geleceğe taşımaktır. İşte bu lezzet şenlikleri bunun bir adımıdır, bir ayağıdır. Etkinlik yapılan ikramın ardından geleneksel temsili gelin alma töreniyle son buldu. Hoş geldiniz. Mutlu olsun, mutlu olsun. Bismillah dilinde olsun. Süpürge elinde olsun. Mutlu olsun. Evinizi kavunda asma, ocağında uyunca anan gire kaçma.